Arkadaşlar herkese merhabalar. Sos bir kısımlar en çok soru çıkan konuları sıralayacağız sizlerle birlikte. Bonus bir video 3-4 dakikalık olacak. Başlamadan önce sizden iki şey rica edeceğim. Birincisi şu arkadaşlar. Aşağı netlerinizi yazarsanız, çünkü şu anda Türkiye geneli sınavlar falan yapılmıyor. Birbirinizi kıyaslayabilirsiniz. Bu şekilde ne kadar yol aldığınızı görebilirsiniz. Yani aşağı istediğiniz bölümü ve netlerinizi yazın bu bir. İkincisi ise arkadaşlar size teşekkür etmek istiyorum. 50.000 olduk. 50 bin olmamız sizin sayenizde sınıf gruplarında paylaşmanız, işte beğenmeniz, yorum yapmanız. Bunlar kanala hep destek. Ee, siz bana destek verdiniz. Ben de sizin için böyle bir video çekmek istedim. Pek kimsenin yapamayacağı tarzda bir video. Çünkü ben bu işle yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyorum ve en çok soru çıkan kısımları derledim. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Tek tek ders ders edebiyat, tarih ve coğrafya ayıracağım. Bu üç konuya nasıl çalışacaksın yani edebiyata, tarihe, coğrafyaya nasıl çalışacağınızı aşağı yorumlar kısmında etkilediğim 3 videoyu izi etiketlediğim yani yorum yaparak sabitlediğim 3 videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. En çok çıkan yazarlarla ilgili de bir video çektim. En çok çıkan roman özetleriyle ilgili de yine bir videom var aşağı koyacağım. Hadi başlayalım önce edebiyattan. Arkadaşlar edebiyat kısmında sanıldığının aksine Cumhuriyet Edebiyatı'ndan en çok soru gelmiyor. Evet Cumhuriyet edebiyatından çok soru geliyor. Ve ben size 3 tane konu söyleyeceğim en yani çok soru gelen kısım. Birincisi şiir bilgisi arkadaşlar. 4 ya da 5 soru var şiir bilgisinden. Şiir bilgisinin içinde edebi sanatlar da var. Edebi sanatlardan 1 soru, 4 soruda şiir bilgisi ederse toplam 5 soru geliyor buradan. 3 tane paragraf geliyor. Etti mi size 8 soru etti hocam. 4 tane divan edebiyatı geliyor mu? Geliyor. Etti mi size 12 soru etti. 4 ya da 5 tane de Cumhuriyet Geliyor etti size kaç soru 16 soru 16 soruyu sadece bu konuları bilerek yapabilirsiniz. Şiir bilgisi, ee, divan edebiyatı ve cumhuriyet edebiyatından toplam 16-17 soru geliyor. Bir soru da hangisinden geliyor biliyor musunuz? Banko edebi akımlar çok kısa ve çok kolay. Etti mi size 18 soru? Aha, 18 net yaptınız bile. Peki cumhuriyet edebiyatından hangi yazarlar en çok çıkıyor? Hangi eserler en çok soruluyor? Bunları aşağıda etiketlediğim videoda bulabilirsiniz. Tarih. Arkadaşlar tarih kısmında tarih bilimine girişten bir sorumuz var. İslam tarihinden bir soru. ilk Türk devletlerinden bir soru. Ama gelelim asıl sınavın eleyici olarak sorulan kısımları. Arkadaşlar Osmanlı kuruma ve yükselmeden birer soru sorabiliyorlar. Özellikle yükselmeden her zaman bir soru geliyor yıllardır. Dikkat edelim bu kısma. En çok çıkan konu ise Mustafa Kemal Atatürk dönemi. Arkadaşlar şu konuları bileceğiz. Birincisi tarih bilimine giriş. İkincisi İslam tarihi. Üçüncüsü Osmanlı yükselme. Dördüncüsü Osmanlı kültür medeniyet. Beşincisi inkılap tarihi. Bu beş konuyu bil. Bak edebiyattan üç konu. Buradan 5 konu söyledik. etti mi size 8 konu? Hadi geçelim coğrafyaya. Bu arada unutmayın Atatürk döneminden çok fazla soru gelir. Yani inkılap tarihi dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk dönemine dikkat etmenizi istiyorum. Ve coğrafya. En önemli kısımlardan biri. Coğrafyadan arkadaşlar özellikle harita bilgisi üzerinden çok fazla soru geliyor. Yavuz Sunan'ın dediğim gibi harita çalışmalarımı adlı videolarını izlerseniz bu videolar 2 iki dakika, iki dakikacık. Bunlar üzerinde işte dağlar nerede, nerede nüfus yoğun, nerede az, nerede afetler olur vesaire bunları bilirseniz yaparsınız. Coğrafyadan ise iki konu söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi iklim bilgisi, ikincisi doğal afetler. Bir de şöyle bir konu daha vardı çok sık çıkar ama parantez açıyorum kesinlikle. Arkadaşlar, küresel örgütler çok sık sorulurdu. Küresel örgütler ve bölgeler ve ülkeler ama bunların kaldırılıp kaldırılmadığı tartışma konusu. Bazıları 11. sınıfta işledik diyor, bazıları işlemedik diyor. Peki ben ne diyorum? Bence çalış. Çünkü ikisi de ikişer sayfalık konu. Ne olur, ne olmaz kendini garantiye al. Özellikle sözelciysen Biliyorsun ki SOS 2 kısmında da bu konular var. SOS 2 kısmında da tarihten de edebi, e, coğrafyadan dediğim konulardan sorumlusun. Ben bakmanı öneriyorum. Küresel örgütler dediğin 2 sayfacık konu, 2-3 e, sayfacık konu. Bölgeler ve ülkelerde aynı şekilde önemli. 3-4 sayfalık bir konu. İkisine de bak. Ama iklim bilgisi doğal afetler her yıl bank olur ve müfredattan kaldırılmadı. Bir de Yavuz Sunan harita çalışmalarımız videosunda kanallar ve boğazlar kısmını izlemeni tavsiye ediyorum sevgili dostum. Beni izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Zamanını fazla çalmak istemiyorum. Görüşmek üzere.